Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Porsche 996 2005-2006 model turbo. Aracın benzin deposunu söktük. Benzin deposunda kaçak vardı. Benzin deposunu sökmek için ön takım komple sökülüyor. Ön takım haricinde direksiyon kutusu ve su boruları tamamıyla sadece bu parçalar sökülüyor arkadaşlar. Yani benzin deposunu çıkarmak için diferansiyel, alt takım tamamen sökülüyor. Aracın deposunda şuradan ek yerinden, pres yerinden, fabrika pres yerinden kaçak var. Şu anda çıkma bakıyoruz. Çıkma bulabilirsek takacağız. Bulamazsak burayı lehimleyeceğiz. Bakalım duruma göre, müşterinin bilgisine göre, şu anda biz müşteriye bilgi verdik. Şuradan kaçak olduğunu, depo dışarıdayken benzin doldurduk. Buradan aktığını gördük, gözlemledik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, buradaki bütün su boruları tamamen söküldü. Yaklaşık bir günümüzü aldı depo indirmek. Şu anda depoyu lehimleyelim. Bakalım, daha doğrusu müşteri birazdan onay verirse lehimleyeceğiz. Vermezse değişime gideceğiz. Bakalım var mı yok mu diye. Arkadaşlar şu anda burayı yapıştırdık. Çelik karışım yapıştırıcıyla. İki farklı renkteki macun. Birbirine karışarak bu şekilde altını iyice temizledik. Şu an benzin doldurduk içine. Test ediyoruz. Çünkü benzin yarısından fazla dolduğu zaman kaçırıyordu. Şu anda buraya kadar doldurduk. Bakalım kaçırmazsa takacağız. Şu anda depoya yerine oturttuk. Bütün hortumları, su borularını yerine tamamen taktık. Alt travers kaldı sadece. Arkadaşlar şu anda alt takımı taktık. Diferansiyeli taktık. Şu an şaftı takıyoruz. Arkadaşlar şu anda aracın benzinini dolduruyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle aracın motor suyunu, havasını almak için buradaki mandalı kaldırıyoruz. Buradaki mandalı kaldırmamızın amacı buradan su sirkülasyonu, araç soğukken sirkülasyon olsun diye. Yoksa buradaki mandal 90'a kadar açmaz. İçinde basınç olmadan açmaz. Hemen açmazsa hareket yapar. Suyunu koyduktan sonra ön sağ ve ön sol tekerden ince hortumları radyatör kısmından söküyoruz. Hemen şurada davlumbazın içinde buradan su gelene kadar, burada gördüğümü ayırıyoruz. Su gelene kadar bekleyeceğiz. Su geldikten sonra burayı kapatıp öbür tarafa açacağız. Şimdi öbür tarafı da göstereyim. Bu tarafı da şu anda söküyoruz. Şimdi aracı kısa bir süreliğine çalıştırdık su gelsin diye. Şu an bu taraftan su geldi. Bakın buradan havası çıkana kadar. Şu anda burayı kapatıp öbür tarafa bakacağız. Her iki tarafı kapattık ama
ona Davulun Bazarı takmayacağız. Bu şekilde çalışıp bırakacağız. Buradaki valf açık kalacak şekilde. Şu anda yüksek devirde tutacağız aracı. Hemen hava alınsın diye. Yaklaşık 3 dakika yüksek devirde tutacağız. Yani 3000 devire kadar. Şu anda su sirkülasyonu olmaya başladı. Suyu çekiyor bakın yavaş yavaş. Hallik da'iz, hallik da'iz. Arkadaşlar bu şekilde yüksek devirdeyken ne zaman su almayı bırakırsa yüksek devirdeyken kapatacağız. Bu şekilde arkadaşlar kapağını kapattıktan sonra mandalı açık bırakıyoruz. Hararetini gözlemliyoruz. Panlar devreye girdikten sonra burayı kapatabiliriz. Araç bu şekilde çalışırken arkadaşlar hemen buradaki alt ve üst, bu üst da alt hortum termostatın açıp açmadığını buradan gözlemleyeceğiz. Şu anda fanın hemen devreye girmesi için biraz yüksek devirde tutacağız. Bu arada harareti de gözlemleyeceğiz. Arkadaşlar şu anda termostat açtı ama fanları açmadı. Büyük ihtimalle suyunu çekti. Biraz daha hava yaptı. Şu anda harareti tam yükselmeden, şu anda yavaş yavaş yükseliyor. Hararet tam yükselmeden aracı stop edeceğiz. Soğumaya bekleyeceğiz. Suyunu ekleyip tekrar çalıştıracağız.
arkadaşlar, aracımız bu şekilde tamam. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.